Yine o kadar mutluyuz ki 28 Şubat'la katsayı ve başörtüsü yasağıyla kapılarına kilit vurulmuş İmam Hatip okullarını yeniden açma, onlara eski hürriyetlerini, eski emniyetlerini yeniden kazandırma, İmam Hatip okullarının yeniden can bulması için hizmetkarlık etme şerefine nail olduk. Ve o kadar mesuduz ki Kur'an-ı Kerim ve Siyer-i Nebi derslerini tüm okullarımızda seçmeli ders olarak okutabilme, gençlerimizin, öğrencilerimizin, velilerin önüne o ilim şehrine girebilme imkan ve tercihini sunabildik. Eğer şahsıma 12 yıllık başbakanlığımda yaptıklarından nedir diye sorulursa, bunu söyle bakalım derseler, öyle tahmin ediyorum ki İmam Hatip okullarına yeniden can suyu vermiş olmak şerefi yetecektir. Sevgili kardeşlerim, sevgili gençler, inşa ettiğimiz yollar bir gün eskiyecek. Barajlar, konutlar, hastaneler bir gün miadını dolduracak. Tüneller, köprüler, havalimanları, demir yolları gün gelecek, yenilenmek ve yeniden İnşa edilmek isteyecek. Ama inanın, bir tek çocuğun, bir tek gencin Kur'an-ı Mecid ve Siyer-i Nebi ışığında yetişmesini temin edebildiysek, işte o eser ebediyete kadar bizimle gelecek. Asıl olan geride fani eserler değil, geride baki eserler bırakabilmektir. Yaratılmışların en şereflisi insana eserler bırakarak, insanı bir eser olarak geride miras bırakarak, inşallah kıyamete kadar kapanmayacak amel defterleriyle kucaklaşmak bizim gayemizdir. Kardeşlerim, Hazreti Nebi, sevgili peygamberimiz veda hutbesinde ümmetine ve insanlığa İki emanet bıraktığını buyurmuştu. Demişti ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ey müminler, size iki emanet bırakıyorum. Onlara sahip çıktıkça yolunuzu hiç şaşırmazsınız. O emanetler Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim ve sevgili peygamberimizin sünnetidir. Dikkat edin, birileri değil, birileri değil, şu veya
bu kişi değil. Allah, kitabı ve sevgili Habibi, onun sünneti. Birilerinin dediği gibi, ne diyorlar? Pensilvanya'daki zat söylediyse doğrudur. Hayır. Böyle bir şey söylemek itikadi noktada insanı sapkınlığa götürür. O sadece sevgili peygamberimize aitti. Miraç'tan indiğinde müşrikler Hazreti Ebubekir Sıddık'a gelmişlerdi. Dediler ki seninki gene sapık sapık bir şeyler söylüyor. Garip garip şeyler söylüyor. O zamana kadar Hazreti Ebubekir'di. Verdiği cevap müşriklere çok netti. Eğer o söylediyse doğrudur diyordu. Ama o Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'di. Asla ona ait olan bir sıfatı kimse birilerine layık göremez. Onun için peygamberimiz biliyorsunuz hatadan beriydi. Günahsızdı. Çünkü o sürekli olarak evet vahiy ile teçhiz ediliyordu, güçlendiriliyordu. Sonra değerli kardeşlerim veda hutbesinde sevgili peygamberimiz şöyle devam etmişti. Müminler, sözümü iyi dinleyiniz ve iyi belleyiniz. Müslüman, Müslümanın kardeşidir.